17. bölüm. Baş saçmalık. Belzebub'un iddiasına göre güneşimiz ne aydınlatır ne de ısıtır. Sevgili Hüseyin'im, bu arada büyük evrenimizdeki her üç beyinli varlığa has, gerçeğin içgüdüsel hissedilmesi denen o işlevin de dünya gezegeninde yaşayan üç beyinli varlıklarda ve özellikle yakın zamandakilerde nasıl yok olduğu konusunda yaklaşık bir değerlendirmeye sahip olman için sanırım onların gezegenlerinin yüzeyinde gün ışığı, karanlık, sıcak, soğuk denen kozmik fenomenlerin periyodik olarak oluşma sebeplerini nasıl anlayıp açıkladıklarını anlatsam yeterli olur. O gezegendeki üç beyinli varlıklardan sorumlu yaşa ulaşmış olanların istisnasız hepsi ve hatta orada bilim dedikleri çeşitli ukalalıklar belirtilen fenomenlerin gezegenlerine tamamen yani hazır olarak doğrudan kendi güneşlerinden ve Molla Nasreddin'in böyle durumlarda dediği gibi hiç hokus pokussuz geldiğinden emindirler. Bu durumda en garibi, oradaki ikinci transapal karışıklıktan önce var olan belirli varlıklar dışında bir tekinde dahi bu kesin fikirleri hakkında hiçbir şüphe doğmamış olmasıdır. Değil bir teki bile, garip de olsa selim mantığa benzerliği olan bir akla sahip olanlar bu belirtilen fenomenlerin sebebini merak etsin. Hiçbirisi mutlak pisişelerinin sadece o gezegenin üç beyinli varlıklarına özgü olan hayal kurma denen o garip ve özel niteliğini bu kozmik fenomenlerle ilgili olarak tezahür ettirmediler. Bu sözleri söyledikten kısa bir süre sonra Belzebub acı bir gülümsemeyle şöyle devam etti. Sen, örneğin, üç beyinli bir varlığın normal vücuduna sahipsin ve senin vücuduna tek varlığın kendisinin ve yakınındaki en kutsal bireylerin emirleri ve gösterdikleri doğrultuda bir ahlaka uyan Oskiano veya orada dünyada eğitim denen şey dışarıdan bilerek yerleştirilmiştir. Ve yine de eğer orada onlar arasında olacak olsan kendine varlık Kerkitrogul sürecini yani dünyada dedikleri gibi baskılanamayan iç kahkahayı önleyemezdin. Şöyle ki eğer öyle ya da böyle şüphe bırakmayacak şekilde kendi güneşlerinden gezegenlerine ışık, karanlık, sıcaklık gibi şeylerin gelmediğini ve sözde ışık ve ısı kaynaklarının kendisinin hemen her zaman soğuk olduğunu anlayıp kavrasalar, kendini böylesine gülmekten alıkoyamazdın. Gerçekte ısı kaynaklarının yüzeyi büyük evrenimizdeki diğer sıradan güneşlerde olduğu gibi, belki de kutup yıldızı dedikleri yıldızın yüzeyinden daha fazla buzla kaplıdır. Elbette ki bu ısı ocağının kendisi az da olsa başka bir kozmik cevher kaynağından ısı ödünç almakta ve sonra kendi ısısının bir parçasını başka herhangi bir gezegene, özellikle de kendi sistemine ait olmasına rağmen bütün bir parçasının kopup ayrılması sonucu dengesiz bir ucube olan ve zavallı Ors sistemi için çirkin bir utanç kaynağı haline gelen o gezegene göndermektedir.
Fakat oğlum, sen kendin genelde trogo auto egokratik süreçler sırasında gezegenlerde gözdelerinin gün ışığı, karanlık, soğuk, sıcak vesaire dedikleri şu kıştat savaht, kıldat zaht, teynoler, peyşakir ve diğer benzeri fenomenlerin nasıl ve niçin oluştuğunu biliyor musun? Diye sordu Hüseyin'e Belzebub. Eğer açıkça anlamıyorsan sana bunu biraz açıklayacağım. Sana alem yaratılışı ve alem korunması hakkındaki bütün temel kanunları daha sonra açıklayacağıma dair söz vermiş olmama rağmen, burada kısaca da olsa söz verdiğim o özel konuşmayı beklemeden bu kozmik kanunlarla ilgili sorunlara değinme zorunluluğu doğdu. Ve şimdi hakkında konuştuğumuz şeyleri daha iyi kavrayabilmen ve ayrıca sana söylediklerimi doğru özümleyebilmen için bu gerekli. Birinci olarak, evrendeki her şeyin hem bilhassa yaratılan hem de daha sonra otomatik olarak doğanların hepsinin mutlak kozmik trogo auto egokratik süreç üzerine kurulu olarak var olup korunduğunu söylemek gerekir. Bu en yüce mutlak kozmik trogo auto egokratik süreç, tek varlık ebediyet tarafından muhterem sonsuz yaratanın başlıca varoluş yeri olan en yüce ve en kutsal güneş çoktan var olduğu sırada gerçekleştirilmişti. Doğan ve var olan her şeyi koruyan bu sistem, sonsuz yaratanımız tarafından madde alışverişi veya var olan her şeyin karşılıklı beslenmesi denen şey, evrende sürsün ve böylece acımasız heropas, mutlak güneş üzerindeki kötü etkilerini yapmasın diye gerçekleştirilmişti. Bu en yüce mutlak kozmik trogo auto egokratik süreç, her zaman ve her şeyde, birincisi, temel birinci sınıf kutsal hepta paraparşinoh ve ikincisi, temel birinci sınıf kutsal triamazikamno denen iki temel kozmik kanun temelinde gerçekleşir. Bu iki temel kozmik kanun sayesinde önce belirli şartlar altında eterokrilno denen cevherden billurlaşmalar ortaya çıkar. Ve bu billurlaşmalardan ancak daha sonra ve yine belli koşullar altında çeşitli büyük ve küçük az çok bağımsız belirli kozmik oluşumlar meydana gelir. Oluşmuş bulunan yoğunlaşmaların ve aynı zamanda belirtilen billurlaşmaların gerileme ve ilerleme süreçleri de bu kozmik asal oluşumların içinde veya üzerinde gerçekleşir. Tabii ki yine belirtilen temel kutsal kanunlara uygun olarak ve atmosferde ve atmosferin kendisi sayesinde bu süreçten elde edilen bütün sonuçlar, en yüce mutlak kozmik trogo auto egokratın amaçları için gerekli madde alışverişinin gerçekleşmesine yarar. Eterokrilno, bütün evreni dolduran ve var olan her şeyin doğuşunun ve korunmasının temeli olan birinci kaynak maddedir. Bu eterokrilno, sadece büyük küçük istisnasız bütün kozmik yoğunlaşmaların doğuşunun temeli olmayıp ayrıca genelde bütün kozmik fenomenler, bu temel kozmik cevherin dönüşümlerinden biri sırasında
veya ilk doğuşlarını bu temel ilk kaynak kozmik cevherden elde etmiş ve etmekte olan çeşitli billurlaşmaların seninkiler aktif elementler, gerileme ve ilerleme süreçleri sırasında gerçekleşir. Burada aklında bulunmalıdır ki sırf bu sebeple belirtilen objektif bilim, tabiattaki istisnasız her şey maddedir, der. Dahası bilmelisin ki, mutlak mevcut Okidanoh adı altında var olan bir tek kozmik billurlaşma, ilk ortaya çıkışını Oda Eteroklino'dan billurlaşmasına rağmen Teomert Malogos'un üç kutsal kaynağından, yani en kutsal mutlak güneşin yayımlarından sağlar. Evrende her yerde bu mutlak mevcut Okidanoh veya mutlak mevcut aktif element büyük küçük bütün doğuşların oluşmasına katılır ve genelde kozmik fenomenlerin çoğunun ve özellikle de atmosferlerde süren fenomenlerin temel sebebidir. En azından yaklaşık olarak anlayabilmen için bu mutlak mevcut Okidanoh ile ilgili olarak öncelikle ikinci temel kozmik kanun kutsal Triamazikamno'nun üç bağımsız kuvvetten oluştuğunu, yani bu kutsal kanun istisnasız her şeyde ve evrende her yerde üç ayrı bağımsız safhada tezahür ettiğini söylemeliyim. Ve bu üç safha evrende aşağıdaki adlarla var olmaktadır. Birincisi, kutsal onaylayıcı. İkincisi, kutsal reddedici. Ve üçüncüsü, kutsal uzlaştırıcı adı altında. Bu kutsal kanun ve onun üç bağımsız kuvveti hakkında, objektif bilimin formülasyonları arasında özellikle bir kutsal kanun hakkında aşağıdakinin bulunma sebebi de budur. Sürekli olarak sonuçlara akan ve müteakip sonuçların sebebi olan ve her zaman içinde gizli, görülemeyen, duyulamayan, bağımsız ve birbirine tamamen zıt üç karakteristik tezahürle işleyen bir kanun. En kutsal mutlak güneşimizin başlıca tezahürü olan kutsal Teomert Malogos'umuzun Teomert Malogos'umuz da başlangıçta, doğuşunda aynı nizamiliği edinir ve daha sonraki gerçekleşmelerinde ona uygun sonuçlar verir. Ve işte oğlum, mutlak mevcut Okidanoh, uzaydaki ilk doğuşunu en kutsal mutlak güneşin dışında, bu üç bağımsız kuvvetin birleşmesinden sağlar ve takip eden gerilemesi sırasında temel mutlak kozmik kutsal Heptaparaparşinoh'un Stopinder veya ağırlık merkezlerinden geçişine göre titreşimlerin canlandırıcılığına bağlı olarak değişime uğrar. Tekrar ediyorum. Diğer birçok asal kozmik billurlaşmalar arasından büyük küçük kozmik oluşumlara
Evrende nerede ve ne tür dış şartlarda doğarlarsa doğsunlar her zaman hiç aksamadan katılan mutlak mevcut okidan ohtur. Bu mutlak kozmik tek billurlaşma veya aktif element sadece bu elemente has çeşitli özelliklere sahiptir. Ve başlıca ona has bu özellikler sayesinde birçok şeyin yanı sıra belirli gezegenlerin atmosferlerinde kozmik fenomenlerin çoğu meydana gelir. Sadece mutlak mevcut aktif elemente has birçok özellik vardır. Fakat konuşmamızın teması bakımından sadece iki tanesini görürsek yeterli olacaktır. Birinci özellik, yeni bir kozmik birim yoğunlaşırken bütün olarak mutlak mevcut aktif element ne böyle yeni bir doğuşa karışır ne de belirli bir yerde şekil değiştirir. Bütün belirtilen kozmik oluşumlardaki her kozmik billurlaşmada olduğu gibi bir bütün olarak herhangi bir kozmik birime girdiğinde hemen orada kartklon meydana gelir. Yani başlangıç doğuşunu sağlayan üç temel kaynağı parçalanır ve ancak o zaman bu kaynaklar belirtilen kozmik birim içinde ayrı ayrı üç farklı oluşumun birbirinden bağımsız yoğunlaşmasını başlatırlar. Ve bu yoldan bu mutlak mevcut aktif element başlangıçta böyle her yeni doğuşta kutsal Tri-Amazikamno kanununun tezahürü için gerekli kaynakları gerçekleştirir. Ayrıca unutulmamalıdır ki her kozmik oluşumda belirtilen ayrı kaynaklar ilgili gerçekleştirme için mutlak mevcut aktif elementin bu niteliğinin hem algılanması hem de kullanılması için verilen kozmik birim var oldukça var olmaya ve işleme imkanına sahip olmaya devam ederler. Ve ancak belirtilen kozmik birim tamamen yok edildikten sonra mutlak mevcut aktif element Okidanoh'ta bulunan Tri-Amazikamno'nun bu kutsal kaynakları tekrar birleşir ve tekrar Okidanoh'a dönüşürler. Ve artık titreşimlerin canlandırıcılığının başka bir niteliğine sahiptirler. Mutlak mevcut Okidanoh'un aynı ölçüde kendine mahsus ve konuşmamızın bu teması için hemen şu an açıklığa kavuşması şart olan ikinci özelliğine gelince onu evrende kutsal Aiyeyoyua adıyla var olan ikinci sınıf bir temel kozmik kanun hakkında bir şeyler bildiğinde anlayabileceksin. Bu kozmik kanun da şudur ki büyük küçük her doğuşta mutlak güneşin veya başka bir güneşin yayımlarıyla doğrudan temasa geçmekle pişmanlık denen bir süreç meydana gelir. Bu kutsal Tri-Amazikamno'nun kutsal kaynaklarından herhangi birinin sonuçlarından meydana gelmiş olan her parçanın daha eski, uygunsuz algılamalarına ve bütününün başka bir parçasının o andaki tezahürlerine karşı çıkması ve onları eleştirmesi sürecidir. Bu kutsal Aiyeyoyua veya vicdan azabı süreci aynı zamanda her zaman mutlak mevcut aktif element Okidanoh'ta da süre gelir. Bu kutsal süreç sırasında Okidanoh'un özelliği kutsal Teomert Malogos'un doğrudan etkisi veya herhangi sıradan bir güneşin yayımları bütün vücudunu çevrelemişken bu aktif elementin üç başlangıç parçasına ayrılması
artık bağımsız olarak var olup belirtilen doğrudan etki doğurduğunda, durduğunda, belirtilen doğrudan etki durduğunda, üç parçanın tekrar kaynaşıp bir bütün olarak var olmaya devam etmesidir. Bu arada sana, senin hoşuna giden o gezegendeki üç beyinli sıradan varlıkların psişesinin garipliğiyle ilgili olarak varoluşlarının tarihi sırasında, bilimsel spekülasyonlar ile bağlantılı olarak meydana gelmiş ilginç bir gerçekten bahsedebilirim sanıyorum. Psişeleriyle ilgili asırlar süren gözlemlerim ve çalışmalarım sırasında, bilimin orada neredeyse doğuşlarının başında ortaya çıkmasına ve hatta ara sıra oradaki her şeyin aşağı yukarı yüksek bir mükemmellik derecesine ulaşmasına ve bu veya başka dönemlerde milyonlarca bilim adamı denen üç beyinli varlıkların doğup yok edilmesine rağmen, daha sonra sana ayrıntısıyla anlatacağım belirli bir Chun Kil Tes adlı Çinli dışında bir tekinin dahi aklına yayım ve ışınım denen iki kozmik fenomen arasında bir fark olduğu düşüncesinin gelmediğini defalarca teyit ettim. Bu sözde bilim adamlarının biri bile bu iki kozmik süreç arasındaki farkın, saygın Molla Nasreddin'in bir keresinde ifade ettiği şu cümledekinin aynısı olduğunu düşünmedi. Ünlü İngiliz Shakespeare'in ve onun kadar ünlü Fransız Armagnac'ın sakalları kadar birbirlerine benzerler. Atmosferlerde yer alan ve genelde mutlak mevcut aktif elementle ilgili fenomenlerin daha da ileri açıklanması için şunu da bilmeli ve hatırlamalısın ki kutsal Ieyoyua süreci sayesinde Okidanok'ta Kartklom sürecinin meydana geldiği dönemlerde ondan geçici olarak istisnasız bütün kozmik oluşumlara giren ve bu oluşumlardaki bütün aktif elementlerin birleşmesine yarayan, saf yani kesinlikle karışmamış olan Eterokrilno'nun bir parçası serbest kalır. Ve daha sonra onun üç temel parçası tekrar kaynaştığında Eterokrilno'nun belirtilen dengesi tekrar tesis edilir. Şimdi tabii yine kısa olarak başka bir soruna, yani her tür varlığın mutlak vücuduyla mutlak mevcut aktif element Okidanok'un ilişkisine ve bunun sayesinde gerçekleşen kozmik sonuçlara değinmek gerekli. Bu soruna değinmek gerekli çünkü böylece varlıkların değişik beyin sistemleri, yani bir beyinli, iki beyinli ve üç beyinli sistemler arasındaki farkın daha iyi anlaşılması için çok çarpıcı ve aydınlatıcı bir gerçeğe daha sahip olacaksın. Öncelikle bil ki, genelde beyin denen her kozmik oluşum, oluşmasını Triamazikamno'ya göre mutlak mevcut Okidanok'ta yer alan temel kutsal Triamazikamno'nun şu ya da bu kutsal kuvveti tarafından onaylanan billurlaşmalardan sağlar. Ve aynı kutsal kuvvetlerin daha ileri tezahürleri varlıkların vücudu sayesinde bu yerleşimler yoluyla meydana gelir. Daha sonra bir ara özel olarak varlıkların vücudunda bu uygun varlık beyinlerinin doğuş sürecini açıklayacağım. Fakat bu arada ayrıntıya girmeden bu varlık beyinleri sayesinde mutlak mevcut Okidanok'un gerçekleştirdiği sonuçları konuşalım.
mutlak mevcut aktif element okidanoh, varlıkların vücuduna her üç çeşit varlık gıdası yoluyla girer. Ve daha önce sana söylediğim gibi bunun sebebi de bu okidanohun mecburen üç varlık gıdası olarak işe yarayan bütün ürün çeşitlerinin oluşumuna katılması ve bu ürünlerin yapısında sürekli bulunmasıdır. Ve böylece oğlum, bu durumda mutlak mevcut okidanohun başlıca özelliği, her varlığın yapısında herhangi bir kozmik yoğunlaşmanın yayımlarıyla temasa geçmeksizin kartklom sürecinin oluşmasıdır. Fakat varlıkların vücudunda bu sürece ait faktörler, ya varlıkların kendilerinin şuurlu parkdolk görevi süreçleri ki bu süreçler hakkında daha sonra ayrıntılı bahsedeceğim, ya da Kerkulnonar gerçekleşme olarak bilinen ve adaptasyon yoluyla gerekli titreşimlerin toplamının elde edilmesi anlamına gelen büyük tabiata ait süreçlerdir. Bu son sözü edilen süreç, varlıklarda kesinlikle şuurlarının katılımı olmaksızın gerçekleşir. Hem okidanohun bir varlığın vücuduna girdiği hem de kartkon sürecinin geliştiği vakalarda temel parçalarının her biri yakın titreşimler denilen şeye göre kendisine uyan, bağlantılı olan ve o anda varlıkta bulunan algılamalarla kaynaşır ve sonra bu parçalar ilgili yerleşimlerde yani ilgili beyinlerde yoğunlaştırılırlar. Ve bu kaynaşmalara varlık impulsakri denir. Belirtmek gerekir ki bu yerleşim veya beyinler sadece en yüce mutlak kozmik Trogo Auto Egokrat'ın amaçları için ilgili kozmik maddelerin dönüştürülmesinde değil, ayrıca şuurlu kendini mükemmelleştirmeleri mümkün kılmak için de hizmet görürler. Bu sonuncu amaç, ilgili varlık beyni üzerinde yoğunlaştırılan veya başka bir deyişle depolanan varlık impulsakrinin yapısının niteliğine bağlıdır. Varlık impulsakrinin nitelikleri hakkında her şeyi bağrına basan ebediyetin emirleri arasında büyük evrenimizdeki bütün üç beyinli varlıklarca kesin olarak uygulanan ve şu sözlerle ifade edilen özel bir emir de vardır. Her zaman için beyinlerinizin saflığını kirletecek algılamalara karşı tedbirli olun. Üç beyinli varlıkların şahsen kendilerini mükemmelleştirmeleri mümkündür. Çünkü onlara mutlak mevcut okidanohta kartklom süreci gerçekleşmekteyken kutsal triamazikamnonun üç kutsal kuvvetinin depolandığı ve daha sonra bu sefer bağımsız olarak gerçekleştirme imkanını edinen mutlak vücutlarının üç merkezi veya üç beyni yerleştirilmiştir. Mesele şudur ki, bu üç beyinli sisteme sahip varlıklar, varlık parkdolk görevini şuurlu ve isteyerek yerine getirmek yoluyla kendi varlıkları için mutlak mevcut okidanohtaki bu kartklom süreci sayesinde onun üç kutsal kuvvetini kendi vücutları için kullanabilir ve varlıklarını sekronulanzak hale getirebilirler. Yani
kendi kutsal triamazikamdu kanunlarına ve böylece bu kozmik birimlerde objektif ve ilahi aklın çalışmasını gerçekleştirecek bütün kutsal şeyleri şuurlu olarak mutlak vücutlarına alıp kaplama imkanına sahip bireyler haline gelebilirler. Fakat oğlum, işin korkunç yanı şudur ki, her ne kadar senin ilgini çekmiş olan ve dünya gezegeninde yaşayan bu üç beyinli varlıklarda tamamen yok olmalarına kadar kendi mükemmelleşmeleri içinde kullanabilecekleri kutsal triamazikamnonun bütün üç kutsal kuvvetlerinin dönüştürülüp daha ileri gerçekleşmelere yönelmesini sağlayan bu üç bağımsız yer veya üç varlık beyni doğmakta ve mevcut olmakta ise de başlıca kendileri tarafından kurulan sıradan varlık varoluşunun düzensiz şartları sebebiyle bu olasılıklar boşuna kanat çırparlar. İlginçtir ki belirtilen varlık beyinleri dünya gezegeninde doğan üç beyinli varlıkların dünyevi bedenlerinde bizimkilerle aynı yerde bulunur. Birinci ilahi triamazikamnonun kutsal onaylayıcı denen birinci kutsal kuvvetinin yoğunlaşması ve gerçekleşmesi için büyük tabiat tarafından tayin edilen beyin kafada yerleştirilmiştir ve orada bulunur. İkinci ilahi triamazikamnonun ikinci kutsal kuvvetini kutsal reddediciyi dönüştürüp billurlaştıran ikinci beyin mutlak vücutlarında bizde olduğu gibi bütün sırtları boyunca omurga denen şeyin içine yerleştirilmiştir. Üçüncü fakat ilahi triamazikamnonun üçüncü kutsal kuvveti yani kutsal uzlaştırıcının yoğunlaştığı ve daha sonra tezahürlerinin kaynağı olan yere gelince bu üç beyinli varlıklarda bu varlık beyninin dış şekli bizimkiyle hiç benzerlik taşımaz. Oradaki ilksel üç beyinli varlıklarda belirtilen varlık beyninin dünyevi bedenlerinde bizimkiyle aynı yerde yerleştirildiği ve bizimkiyle tamamen aynı olan bir dış biçime sahip olduğu da belirtilmeli. Fakat kendin daha sonraki konuşmalarım sırasında anlayabileceğin üzere yüce tabiat azar azar bu beyni rejenere etmeye ve ona zamanımızın varlıklarının sahip olduğu biçimi vermeye zorlanmıştır. Oradaki zamanımızın üç beyinli varlıklarında bu varlık beyni, yüce evrenimizin diğer bütün üç beyinli varlıklarına uyar şekilde, tek bir ortak kitle olarak değil, özgür işleyişine göre parçalar halinde yerleştirilmiştir. Ve bu her parçada dünyevi bedenlerinin değişik bir yerinde bulunmaktadır. Fakat dış biçimi bakımından onların bu varlık merkezinin değişik yerleşimli o yoğunlaşmaya sahip olmasına rağmen yine de bütün ayrı işlevleri birbiriyle bağlantılı olup böylece bu dağınık parçaların toplamı genelde tamamen çalışması gerektiği şekilde işleyebilmektedir. Kendileri mutlak vücutlarındaki bu ayrı yerleşimlere sinir düğümleri diyorlar. İlginçtir ki bu varlık beyninin ayrı parçalarının çoğu dünyevi bedenlerinde böyle normal bir varlık beyninin olması gerektiği yerde yani göğüs bölgesinde yer almaktadır. Ve göğüslerindeki bu sinir düğümlerinin toplamına solar plexus
demektedirler. Ve böylece oğlum, gözdelerinin vücutlarında mutlak mevcut okidanoktaki kart-klom süreci oluşur ve onlarda da bütün üç kutsal kuvveti başka kozmik bilurlaşmalarla bağımsız olarak kaynaşır ve ilgili oluşumlara yol açar. Fakat başta kendileri tarafından yavaş yavaş kurulan, daha önce belirttiğim anormal varlık varoluşu şartlarına bağlı olarak varlık partol görevini yerine getirmeyi tamamen bıraktıklarından, var olan her şeyin bu kutsal kaynaklarının hiçbirisi reddedici kaynak dışında kendi vücutları için dönüştürülemez. Vücutlarında birinci ve üçüncü kutsal kuvvetten doğan billurlaşmaların neredeyse tamamı, yalnız mutlak kozmik trogo-auto-egokratik sürecin hizmetine girmekteyken, kendi vücutlarının kaplanması için sadece mutlak mevcut okidanohun ikinci parçasının, yani kutsal reddedicinin billurlaşmaları vardır. Ve dolayısıyla çoğunluğu sadece dünyevi bedenden oluşan varlıklar halinde kalırlar. Ve böylece sonsuza dek yok olurlar. Her zaman her yerde bulunan, her yere nüfuz eden aktif element okidanoha has nitelikler ve bu niteliklerin gerçekleştirdiği sonuçlara gelince, bunlara ait tam bir anlayışa söz vermiş olduğum gibi alem yaratılışı ve alem korunması temel kanunlarından bahsettikten sonra sahip olacaksın. Fakat bu arada şahsen hazır bulunduğum bu mutlak mevcut kozmik billurlaşma ile ilgili açıklayıcı deneyler hakkında konuşacağım. Fakat söylemeliyim ki belirtilen bu açıklayıcı deneylere beğendiğin dünya gezegeninde değil, zaten seninkiler bunları yapmadılar, Satürn gezegeninde şahit oldum. Orada o güneş sistemindeki sürgün dönemim sırasında gerçek dostum olan ve bir süre önce sana hakkında daha ayrıntılı anlatmaya söz verdiğim o üç beyinli varlık tarafından gerçekleştirildiler.